Merhabalar, ben LogoNesis ERP Ürün Yönetimi ekibinden Alper Saltabaş. Bu videoda 9.0.36 ile beraber desteklenen Nesis güncelleme bilgileri ve sürüm geçişlerinde yönetici olarak REC kontrol çalıştırılması özelliğinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi sürüm güncellemeleri sonrasında istemci makinalarda tek sefere mahsus olmak üzere Nesis uygulaması yönetici olarak çalıştırılmalı ve REC kontrol işlemi tamamlanmalıdır. Bu aşamada yönetici olarak REC kontrol işlemini çalıştırabilmek için SSO merkezi kimlik yönetimindeki ayarlar menüsünün altına Nessus güncelleme bilgileri şeklinde yeni bir bölüm eklenmiştir. Bu bölümde admin kullanıcı adı ve admin kullanıcı şifresi tanımlanarak bu bilgiler üzerinden istemci makinalarda yönetici olarak remote kontrol işleminin çalıştırılması sağlanabilir. Bu örnekte kendi makinamızdaki admin kullanıcı adı ve şifresini girip ayarları kaydettiğimizi düşünelim ve şu anda sürüm güncellemesi yaptığımız varsayarsak Nessus'u ilk defa açtığımız adımda yönetici olarak çalıştırıp rek kontrolün e, bitmesini sağlamalıydık. Şu anda yönetici olarak çalıştırmasak dahi Nesis'i otomatik bir şekilde rek kontrol işleminin başlamasını bekliyoruz. Çünkü Nesis güncelleme bilgileri kısmında admin kullanıcımız için ilgili kullanıcı adı ve şifreyi tanımlamıştık. İlk defa sürüm güncellemesi sonrasında Nesis'i açıyoruz. O yüzden şu anda versiyon kontrol ediliyor. Yeni bir versiyona geçiş yapılda anlaşıldığında rek kontrol işleminin başlaması gerekiyor. Burada olduğu gibi sürüm güncellemesi sebebiyle rek kontrol işlemi çalıştırılacaktır. Tamam dediğimizde de arka planda rek kontrol işlemi yönetici olarak başlatılıyor ve bu şekilde ilgili dosyaların kayıtlanması sağlanmış oluyor. Bu özellik sayesinde istemci makinelerde rek kontrol işleminin yönetici olarak çalıştırılmasını daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Teşekkürler.